Sayın Valim, değerli Kültür Bakan Yardımcımız, değerli Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, değerli Eyüp Sultanlılar, ben cenneti her zaman bir bahçe olarak değil, bir kütüphane olarak düşünüyorum diyen bir yazar vardı. Görme yetisini sonradan kaybeden ama Arjantin Ulusal Kütüphanesi'nin yöneticisi olarak yaşayan ve 800 bin kitabın içinde ışıklı mı yoksa gözleri görmediği için karanlık mı hissettiğini ölçemeyeceğimiz bu yazarın adı Jorge Luis Borges idi. Borges'in kitaplarla ilgili sözünü biraz aşırı bulanlar olabilir. Ama kitap tutkusu başka birçok tutkuyla mukayese edildiğinde suyun üzerinde uzun süre kalabilecek bir tutkudur. Hepimizin kütüphaneler hakkında söyleyebileceği şeyler var. Yine içimizden bazılarının değerli ya da mütevazi kütüphaneleri vardır. Bazılarımız hacmi büyük bir kütüphaneye sahip olmasa da değerli birkaç kitaba sahip olduğunu düşünür. Başucu kitaplarımız yanında alıp da kapağını hiç açmadığımız kitaplarımız da vardır. İnsanın kitapla olan macerası katı bir ilgisizlikle yoğun bir ilgi ve tutku sarkacı arasında gidip gelir. Dünyadaki bazı kütüphanelerin içindeki çalışan sayısı binleri buluyor. Yine dünyamızda içinde 150-200 milyon arasında kitap bulunan ve hala her yıl raflarına milyonlarca kitabı ekleyerek büyümeyi sürdüren kütüphaneler var. Diğer taraftan yakılarak yok edilen İskenderiye Kütüphanesi yanında, Moğol istilasında bir kısmı yakılan, bir kısmı ise suya atılan Bağdat'taki kütüphaneler, kitaplar sebebiyle Dicle Nehri'nin günlerce mürekkep renginde aktığı ve acı zamanları yine kitaplar aracılığıyla biliyoruz. İslam medeniyeti bir yönüyle kitap ve kütüphane medeniyetiydi. Gerek sarayın, gerekse bazı şahısların çok kıymetli ve hacimli kütüphaneler olduğunu biliyoruz. O zamanki Doğu-Batı kütüphane kıyaslamalarına bakılınca bu durum bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Özellikle Endülüs, Buhara ve Bağdat yönetimleri kendi dönemlerinde kütüphanelere altın yıllarını yaşatmışlardır. Kitap ve kütüphane sosyal ve siyasi hayatın merkez eksenini oluşturuyordu. Demek ki insanoğluyla kitap ve kütüphane arasında öteden beri inkar edilemeyecek bir bağ var. Matbaa bulunmadan önce şifahi kültürün yanı başında özellikle seçkin kesim için bir el yazması kitap birikiminin olduğu malumunuzdur. Ama matbaanın icadı ile birlikte kitapların çoğalıp dolaşıma girmesi baş döndürücü bir hız kazandı ve her yıl milyonlarca kitap basımı devam etmektedir. Sanıyorum bugün de şunu söyleyebiliriz. Kitabın niceliği değil, niteliği önemlidir. Ne kadar çok kitap basıldığı değil, ne kadar çok kitap okunduğu değil belki. Basılan ve okunan kitapların içeriği ve niteliği bugün de temel kıstas olarak görülmektedir. Bu itibarla sayısal veriler bir gösterge olmakla birlikte her şey değildir. Kitap yalnızca içeriğiyle değil, biçim ve tasarımıyla da öne çıkan hayatımızda yer alıyor. Kütüphanelerde devasa ciltlerden oluşan kitapların yanı sıra sayfalarını ancak toplu iğne yardımıyla çevirebildiğimiz minik kitaplar da mevcut. Bunun dışında cilt, kağıt, ebat, biçim ve baskı tekniği bakımından bin bir çeşit kitap bugün resmi ya da özel kütüphanelerin raflarında kendisine uzanıp sayfalarını açacak parmakları bekliyor. Bekliyor diyorum çünkü artık giderek derinleşen dijital bir dünya ve orada da insan zihnini bekleyen devasa dijital kütüphaneler var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şunu söylemek mümkündür. Dünyamızda geleneksel ve dijital kütüphanelerde yüzlerce dilde o kadar çok kitap bulunuyor ki bu kitapların sadece ismini okusak bile ömrümüz buna yetmeyebilir. Demek ki kitaplar arasında bir seçme yaparak okumak mecburiyetindeyiz. Kitap okuma zevki denilen şeyi kazanabilmek için kendi zihnimizle uyum içinde onu açıp büyütecek kitaplarla karşılaşabilmek bir çaba ve biraz da bir talih meselesi. Beşeriyetin bütün cephelerinden arta kalan hülasayı ancak kütüphanelerde bulabiliyoruz. Bu sessiz dostlarımızın bize açtığı pencerelerden, kapılardan başka zamanlara ve başka insanlarla ulaşıyor, zihnimizin düşünce ve duygu dünyasında eşsiz bahçeler kuruyor, oradan anlam çiçekleri devşiriyoruz.
Zihnimizde kopan nice fırtınaların kaynağı bazı kitaplar olabilirken, zihinsel tatmin ve dinginlik kaynağının da bazı kitaplar olması mümkündür. Değerli dostlar, okumak değil, neyi okuduğunuz önemlidir. 10 tane fayda vermeyen kitap okumak yerine, iyi bir kitabı 10 defa okumanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. İçerik olarak sayısız kitap türü var. Bir kütüphane kurmak da artık adeta bir uzmanlık işi haline geldi. Bu yüzden İslam Araştırmaları Merkezi İSAM örneğinde olduğu gibi akademik amaçlı uzmanlık kütüphaneleri veya başka tematik kütüphaneler zannediyorum önümüzdeki dönemde daha da öne çıkacak. Mesela bir öykü, hikaye, bir roman ya da şiir kütüphanesinin varlığını düşünebiliriz. Yahut sadece siyaset veya sanat, felsefe, hatta müzik kitaplarından oluşan kütüphaneler düşünebiliriz. Öyle zannediyorum ki bir tür kitap enflasyonu diyebileceğimiz bir dijital veya reel kitap seli çağında bu tür bir ayıklama elzem hale gelmektedir. Kütüphane deyince Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin idarecisi İsmail Sahip Sencer'i rahmetle yad etmek isterim. 43 yıl orada hizmet eden ve eşsiz hafızası ile dünya çapında bilinip tanınan ve hürmet edilen İsmail Sahip Bey, Ayaklı Kütüphane, Fihristi Ulum, Canlı Bibliografya gibi sıfatlarla anılırdı. Kendisi yaşadığı dönem boyunca bütün şarkiyatçıların, sahafların ve araştırmacıların baş danışmanı olmuştur. Yine Kayseri'de yaşayan ve fotoğraf sanatçılığı dışında hemen bütün zamanını zengin kütüphanesinde geçiren yazar Dursun Çiçek Beyefendi'nin yazdığı bir anekdotu aktarmak isterim. Diyor ki, günlerden bir gündü kütüphanemde her zamanki gibi oturmuş kitap okuyordum. Annem telefon açtı. Yalnız oğlum, garip oğlum, ne örüyorsun, ne yedin, ne içtin, yemeğin var mı, ne pişirdin? Sorularını peş peşe sordu. Ben de yalnız değilim anne, arkadaşlarım var. Onlarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz, çay kahve içiyoruz dediğimde hemen kim var diye sordu. Ben de Necip Fazıl var, Sezai Karakoç var, Akif Emre var, İsmet Özel var. Birazdan İbni Arabi ve Mimar Sinan da gelecek dediğimde gurbar olurum onlara, gurbar olurum arkadaşlarına. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı söyle. Keşke orada olsaydım da onlara ıspanaklı içli çörek yapsaydım tüh dedi. Ben bir şeyler yaptım ve ikram ettim anne, merak etme dedim ve telefonu kapattım. Annemin selamını tek tek kitaplarıma bakarak söyledim. Onlar da aldılar. Sonra aslında bunun bir hayal olmadığını, ne kadar gerçek olduğunu en az annem kadar, iliklerime kadar yaşadım. Arkadaşlarımla çayımı içmeye, sohbetimi yapmaya devam ettim. Evime, odama her girdiğimde kütüphanemden herhangi bir kitabı alıp masamda veya kanepemde okumaya başladığımda annemin selamıyla başlarım. Sonra selam kelam olup akar gider. Değerli dostlar, çağımızın bir adı da bilgi çağı ama büyük kütleli bilgi çöpleri arasından bir ayıklama yapıp hakikate ulaşmak belki eskisinden çok daha zor hale geldi. İnternete girip arama motoruna anahtar kelimeyi yazdığınızda karşınıza yüz binlerce sayfalık bilgi çıkması mümkün. Ama diğer taraftan şöyle bir gerçek var. İnternette ancak oraya koyulan bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Peki ya oraya koyulmayan bilgiler veya bilginin sansürlenmesi, eksik koyulması halinde ne yapabilirsiniz? Ya da birden internet bağlantısının yok olduğunu düşünelim. Birdenbire cahil mi kalacağız? Bilginin dijital platformlarda tekelleşip otoriter karaktere bürünmesi uzun süredir tartışılan bir konu. Fakat internetin online olmanın neredeyse mecburiyet haline geldiği bir dünyada bu tartışmaların varacağı yer de aşağı yukarı belli. Gerçek bilgiye ulaşma tartışmaları bir yana, okuma zevki dediğimiz şey hakkında da çok yönlü tartışmalar yapıyoruz. Elektronik veya sesli kitabın, matbu kitabın yerine ikame olup olmayacağı, yayın endüstrisinin dağıtım ve maliyet eksenli gerçekleriyle yüzleşiyor. Hayat ve hayatın ritmi değişiyor. Eline ıhlamurunu veya çayını alıp kurulduğu koltukta kitabını kıraat eyleyen karinin yerini tabletindeki kitaba göz gezdirirken bir yandan da hamburgerini ısıran yeni okur tipi almaya başlıyor. Kitabın kendi içindeki bu değişimler bir yana, görsel dünyanın konforlu ve cazip gelişmeleri de kitapsever insanın zamanını kemiren, aklını çelen başka bir mecra olarak çoktan yüksek bir yaygınlığa erişmiş durumda. Böyle bir vasatta kütüphanelerin geleceği de ister istemez tartışmaya açık hale geliyor. Birçok büyük ve klasik kütüphane kendilerini hızla dijital alana da aktarırken
Kütüphaneler de büründükleri yarı resmi havadan sıyrılarak daha hayatın içinde mekanlar haline gelmeye başlıyor. 24 saat açık kütüphane, içinde müzik dinlenilebilen, değişik etkinlikler yapılabilen, yeme içme ile ilgili temel ihtiyaçların karşılanabildiği yeni konsept kütüphaneler hızla yaygınlık ve yeni fonksiyonlar kazanarak devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılan Millet Kütüphanesi başta olmak üzere, kitapseverler için her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edilen yeni nesil kütüphanelerimizin sayısı artıyor. Zeytinburnu, Üsküdar gibi belediyelerimizin ortaya koyduğu yeni kütüphane uygulamalarını da bu anlamda başarılı örnek olarak zikredebiliriz. Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı kütüphanelerimiz de yakın zamanda bir dizi yenilikle bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyor. Milli Kütüphanemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanemiz, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanemiz, Beyazıt Devlet Kütüphanemiz köklü yapılarıyla bu alanda temayüz eden mekanlarımızdan sadece birkaç örnek. Ve işte bugün açılışını yapmak üzere toplanmış bulunduğumuz yeni bir kütüphanenin heyecanı içindeyiz. Kütüphane haftasındayız. Bugün Eyüp Sultan'da yalnızca yeni bir kütüphane açmanın sevincini yaşamıyoruz. Bugün ayrıca kütüphaneye ismini veren Ahmet Kekeş gibi bir edebiyatçı ve gazeteci arkadaşımıza da vefa borcumuz için burada bir arada bulunuyoruz. 14 Kasım 2020'de kaybettiğimiz Ahmet Kekeş, malumunuz olduğu üzere gazeteciliğinden önce bir edebiyatçı, son yıllarda özellikle romana yönelmiş bir yazı adamıydı. Ahmet Kekeç'in Kanamalı Haydut, Ulufer, Son İyi Şeyler, Maalesef Türkiye, Ali Şükrü Bey Cinayeti, Cumhuriyet Apartmanı, Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum gibi eserlerinde hüzünlü bir ironi yanında yakın siyasi tarihe tuttuğu projektörlere şahit olduk. Gazetedeki köşe yazıları ve televizyon programlarında da ironik bakışını hiç eksiltmeden siyasi gündemin ve polemiklerin içinde kulaç atarken kendisini görüyorduk. Onun hem geride bıraktığı eserleri hem de kendisi gibi yazıp çizen ve şu anda aramızda bulunan oğlu Mehmet Hakan Kekeç sebebiyle amel defterinin kapanmadığını, hiç kapanmayacağını da inanıyorum, düşünüyorum. Bu itibarla vefatını müteakip Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilen merhum Ahmet Kekeç kardeşimizin isminin bu kütüphaneye verilmiş olmasını son derece isabetli buluyor ve belediye başkanımız Deniz Köken'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir kitap kafe, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, toplantı salonları gibi ünitelerle aynı zamanda 120 kişiye hizmet verecek olan Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin çocuklarımız, gençlerimiz ve bütün Eyüp Sultanlı vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu kütüphanede tanıştığı kitaplardan yola çıkarak okuma, kitap okuma zevkiyle iyi bir okur ve hatta yazma serüvenine başlayarak edebiyatçı ve yazar adayları çıkarsa kendimi gerçekten bahtiyar addedeceğim. Sizleri ve yazar Ahmet Kekeç'in aziz ruhunu hürmetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.